Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size elimde gördüğünüz gibi menekşe renkleri var. Menekşe renkleri değil. Fakat arkadaşlar çok değişik, farklı bir model göstereceğim. Modelimiz de arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz bu dal modeli gibi. Bu model en çok arkadaşlar şu hani yaprak modelleri veyahut da böyle tavuk tüylerine benzeyen, bizim orada kıyık denir. Tavuk kanatlarına benzeyen tülbentler oluyor ya. Kanat resimleri gibi olan. Onlara çok güzel yakışacak. Onlara genelde çok zor bir model bulunuyor arkadaşlar. Her model gitmiyor. Bu yapraklı model gördüğünüz gibi kanat gibi çok yakışacağını umuyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenarlarını tığlayacağız ilk önce bu şekilde. Sonra bir tane sık iğnenin içine tığ battının içine sık iğne yapıp bir zincir çekiyoruz. Şöyle arkadaşlar küçük bir örümcek yaparsanız daha güzel oluyor. Orta boy diyemeyeceğim arkadaşlar. Örümceklerimiz küçük. Bu şekilde zincirimizin üzerine şöyle hafif ipimi uzaltarak arkadaşlar küçük bir örümcek çekiyorum. Ve tığımın başını iki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde girdim. 1 2 2 2 olarak alıyorum. Buraya trabzanımı yaptım arkadaşlar bu şekilde. 5 tane zincir. 5 zincirimi çektim. Yuvada yapmış oldum yani bu trabzanda arkadaşlar kapattım yuva olarak. Bakın buralar bu modelimiz için ve pipirimiz için yuva olacak arkadaşlar. 5 zincirli yaptığımız tomurcuklar. 6 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 yaptığımız trabzanın geri kalan kısmına sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. 6 tane bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Ve yandaki tığ battıya şöyle destek amaçlı arkadaşlar taşıması için bu çiçeğimizi yapacağımız dal sayılıyor bir nevi arkadaşlar. Bu şekilde yandaki tığ battıya battık. Bir zincir çektik. Yine küçük bir örümcek bu şekilde örümceğimizi yaptık. İki tane tığımızın başını doladık. İki defa tığımın başını doladım. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncüye bir 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar üzerine yine 5 zincir trabzanımın tepesine çiçeklerim için bu şekilde yuvalar yapıyorum. 5 zincirimi yaptım. Trabzanımın geri kalan kısmına 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. 7.'yi de bir yandaki tığ battımın içine girip kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu sıranın hepsi yani tülbentin dört kenarı bu şekilde sık iğneli trabzanlarla devam ediyor. Ve arkadaşlar aynı şekilde küçük bir örümcek yapıyorum. Dört kenarını bu şekilde yaptıktan sonra iki tığ battı atlıyorum. Çiçeğime geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü tığ battıma 1 2 2 2 olarak bu şekilde dört seferde trabzanımı çektim. 3 4 5 zincir. 5 zincirimi yuvada kapattım. Yani trabzanımı da kapattım. Buraya yine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5
ve alt. Yedinciyi bu şekilde arkadaşlar kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane kirpiğimiz için, bir tane de yuvamız için bu şekilde devam edecek yuvalar yapmaya. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin yapımına geçiyoruz. Bir tane boş bırakıp ikinci 5 zincirli yuvanın içine bu şekilde girdik. Çünkü buraya kirpiklerimizi yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Ve bu yeşil yuvanın içine arkadaşlar giriyorum. Şunu daha şöyle şu şekilde alttan alıyorum. 1 2 2. Bu şekilde arkadaşlar buraya bir trabzan yaptım. Ve 4 tane zincir çekiyorum buraya. Trabzanımın arasına girdim. Ve buraya tomurcuk olarak kapattım. Şimdi bu yapmış olduğunuz trabzanımızın içine 5 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi buraya yaptım. Bu şekilde. 6. arkadaşlar bu yeşil yuvada 5 zincirli yuvada yaptım. Bakın bu şekilde bir tanesi hazır. Yine buraya 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Burada 5 tane sık iğne yapmıştık. Şöyle 1 2 3 ortadaki, yani 3 yukarıda 3 tane de aşağıda kalacak şekilde buraya bir 3 zincirimi arkadaşlar sık iğne ile tutturdum bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Yine bir defa tığımın başını doladım. Bu yaptığım 3 zincirden yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde girdim. 3 seferde 1 2 ve 3. Yine aynı şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar buraya ve tepesine 4 zincirden tomurcuk yapıp trabzanımın arasına girdim. Buraya da 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu trabzanımızın içine de 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık. 6.'yı da bu 3 zincir çekip yaptığımız yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Döndüm ters tarafına arkadaşlar. Gördüğünüz buradaki yine aynı şekilde 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin içine, bu damar oluşuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar, delik delik. Onun içine kapattım. Bu şekilde yine buraya da 3 zincirli bir yuva yaptım. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Evet arkadaşlar, 2 tanesi hazır gördüğünüz gibi. Bir defa doluyorum. Yine bu 3 zincirli yuvaya girdim. 1 2 2. 3. Bu ortada kalacak şu kısım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi aynı şekilde arkadaşlar buradaki trabzanımın içine girip tomurcuk olarak kapattım. Geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve bu da 5. sık iğne. 5 tane sık iğnemi yaptım. Ve bu yaptığım 6.'ydı arkadaşlar 3 zincirli yuvanın içine tekrar kapattım. Bu şekilde arkadaşlar oluşuyor gördüğünüz gibi. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bu ilk yaptığım yuvanın dibine değil de bir sonraki ilk yaptığım yuvanın içine girdim. Ve buraya da şimdi arkadaşlar 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 4 zincir aynı şekilde tomurcuk olarak kapattım. Ve buraya 5 tane sık iğne. 1 2 3
4 ve 5. Bu şekilde. Yine bu üç zinciri yuvanın içine de arkadaşlar 6. sık iğnemi kapattım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum dibine. Yeşil yuvaya da arkadaşlar bir tane daha yapacağız. Ve bu da yeşil yuvadakinin karşılığı olacak. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Trabzanım hazır. Şimdi bu trabzanın üzerine 4 zincirden bir tomurcuk. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş tane sık iğneyi yaptım. Altıncıyı da yeşil yuvada yaptım. Bu şekilde. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Tamamlamış olduk. Tamamım bu şekilde. Bir zincir çektim ve ipimi kopardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır. Ve buradan arkadaşlar arkada bırakmamak için bir tane ilmek alıyorum arkadaşlar ve takıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çektim. Buraya yakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi ortadaki bu 5 zincirli yuvanın araya bıraktığımız içine girip sık iğne yaptık. 5 zincir kirpik olarak yuvada kapattım. Bu birinci kirpiğimiz. 3 tane toplam 5 zincirli kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde bu da üçüncü kirpiğimiz. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve ipimi kopardım. Bu şekilde. Şimdi ipimizi yakıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yapılışı da, görünüşü de çok hoş oldu. Bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.